Evet arkadaşlar, SQL derslerinin ikincisine hoş geldiniz. Bugün SQL'de enter or komutlarını göreceğiz. Ve veya mantıksal ifadesiyle. Bunlardan bir tanesi hemen gösterelim. Select yıldız from customers, yani müşteriler table'ından bütün bit yani tabloları çek diyoruz. Ver hangi kayıtlar? Böyle diyelim. Ülkesi Almanya'dan ve end komutu şehir olarak da Berlin. Yani Almanya'nın Berlin şehrindeki tüm müşteri kayıtlarını bize getir komutu. Bunu hemen çalıştıralım. Çalıştırdık. Gördüğünüz gibi Almanya'daki Berlin şehrinde olan müşterileri getirdi. Bunu şöyle yapalım. End komutunu silelim. Çalıştıralım. Evet. Burada order by city yani isme göre de sıralı olarak şey yapalım. İsme göre yani şehir isimlerine göre sıraladı. Gördüğünüz gibi her şehir tek veya şöyle yapalım. Ver komutunu silelim. Bütün müşteri kayıtlarını şehrin isimlerine göre sıralı olarak getirsin. Dolayısıyla şöyle bir bakalım. Hangi isimlerden? Evet. Burada İngiltere. Hemen bu komutu yazalım. Ver. County. İşittir. United Kingdom. And City eşittir. Londra. Londra olsun. London. Run SQL komutunu İngiltere'deki Londra şehrinde bulunan tüm müşterileri bize getirdik. Tabi burada sıralamayı şehre göre yapmak mantıksız. Dolayısıyla burada isme göre yani customer name'e göre customer name from SQL. Gördüğünüz gibi isme göre sıralayarak Londra'daki müşterileri bize getirdiler. SQL kayıtları contact name. İstersek contact name'e göre de sıralama yaptırabiliriz. Gördüğünüz gibi SQL'da V komutu bu şekilde. Burada or komutunu veya komutunu kullanalım. Burada parantez içinde or şöyle parantezi kapat. Veya city İngiltere'de hangi şehirler var? Kayıtta onlara dikkat etmedim. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. A ile başlayanlar var mı acaba? Önce tüm şeyleri bir şunu kaldıralım. İngiltere'de evet. Kovs. Fazla girmemişler.
Şöyle yapalım arkadaşlar. Or komutunu var. City eşittir. Pardon. Or city eşittir. Paris. Bu iki farklı şehirdeki müşterileri Londra olabilir, Paris olabilir. Contact name sırasına göre ne yapmak istiyorum? Çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi sıraladı. Bunu siteye göre yapmak da mantıklı olur. Hemen sıralattıralım. Londra gördüğünüz gibi üstte, Paris altta. Yani iki tane Paris'te müşteri var. Toplam kayıt 8. Karşımıza getirdim. Burada or komutu veya olduğu için mantıksal olarak Londra ve Paris kayıtlarının hepsini getirir. Komutu şart komutudur. Kesinlikle olması lazım. Olmazsa olmaz yani. Atıyorum İngiltere'deki sadece Londra'daki kayıtları getir dediğimiz zaman İngiltere'deki işte atıyorum sadece Londra şehrindeki kayıtları getirir. Dolayısıyla farklı bir kayıt getirmez. Bu örneklerimizi çoğaltacağız arkadaşlar. Diğer order by zaten daha önce göstermiştik. Hızlı gittik o konuda. Order by sıralamaktır arkadaşlar. Ama bu sıralamada artan ve azalan sıralamalar var. Yani şu şekilde parametre verdiğimiz zaman bu iki parametreden bir tanesine göre artan ve azalan kayıt ne yaparız? Çağırırız. Hemen burada bir örnek verelim. Burada var. Çalıştıralım komutumuzu. Komutumuzun yorumu şudur. Select Yıldız from Customers. Müşteri table'ındaki tüm tabloları getir. Ve sırala. Neye göre? Ülkeye göre sırala. Nasıl sırala? Gördüğünüz gibi azalan olarak harf sırasına göre sırala. Yani desk. Bunun tam tersini yapalım. Bunu ASC yapalım. Artan olarak sırala. Gördüğünüz gibi sıralamayı yaptı. Burada iki komut arkadaşlar şey yapılabiliyor. Birden fazla sıralama yaptırılabiliyor. Ülke ve customer name. Run SQL'e tıkladığım zaman ülke ve müşteri adı. Atıyorum Arjantin'deki müşterileri isimlerine göre sıraladı. Ve Avusturya'daki müşterileri isme göre sıraladı. Ve yine Belçika'daki müşterileri aldı ve onları isim sırasına koydu. Brezilya'daki müşterileri aldı, onlara isim sırasına koydu. Order by country ve customer name arada virgül koyarak ne yapıyoruz? Bu komutumuzu uyguluyoruz. Bu komutumuza artan ve azalan, şu azalandı, artandı, bu azalan şeklinde ASC desk sıralama yaptırılabilir. Tekrar bir deneyelim. Gördüğünüz gibi Arjantina ve sondan başlayarak ne yaptı? Sıralama, isim sıralaması yaptı. Daha sonra Avustralya'ya geldi. Bunda da sondan aşağıya doğru sıralama yaptı.
Evet. Eski halde bilgileri çekmeyi gördük. Bunlar genel anlamda bir tek table'dan çektiğimiz komutlar. Tabii bu advanced, yani daha gelişmiş SQL komutlarında birden fazla table birleştirerek onları ne yapacağız? Bilgilerimizi ekrana alacağız. Şimdi arkadaşlar burada insert komutunu göreceğiz. Insert kaydetmek, yani bir tabloya bilgi kaydı için kullanıyoruz. Genel yapısı insert into table name, değerler yani values veya insert into table name koluma, yani kolon adları verilerek pardon, değerler ne yapılıyor? Giriliyor. Hemen burada bir örnek görelim. Mesela burada customer table'ına, yani bilgi gireceğimiz table'a ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Insert into customers. Hangi kolonlar veya sütunlara gireceğimizi burada belirtiyoruz. Customer name, contact name, address key, postal code, country. Bu kolonlara bilgi girmek istediğimizi buraya yazıyoruz. Ve her kolonun değerine giriyoruz. Customer name, cardinal. Contact name, Tom B. Erickson. Adres, şu gördüğümüz adres. Tabii ben okuyamadım bunu. City, Stavanger. Postal code, 4006. Country, Norveç. Bu komutu çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi 92. kayıt olarak bilgimiz işlenmiş oldu. Örnekte. İkinci bir örnekte sadece 3 kolona bilgi girişi yapacak. Ne yapıyor? Insert into customers, yani table adı veriyor. Sonra parantez aç. Kolon adları customer name, city, country ve values, yani değerler. Parantez aç. Burada arkadaşlar parantez içindeki değerler string değerdir. Parantez içinde olmayanlar rakamsal değerler olabilir. Burada gördüğünüz gibi string'leri parantezine yazmak zorundayız. Parantez içinde bir şey, pardon. Tırnak işareti içinde yazmak zorundayız. Tırnak işareti içinde yazdıklarımız string değeridir. Tırnak işareti içinde yazmadıklarımız, atıyorum, diyelim ki bir fiyat rakamı girilecek. O da nedir? Tırnak işareti içine alınmadan yazılan değerdir. Şu an aklınız karışmasın. Onu ileriki örneklerde, yani fiyat girerken göreceğiz. Burada şu üç sütuna üç bilgi giriyor. Customer name, Cardinal, City, Stavanger, Country, Norveç. Gördüğünüz gibi bu üç sütuna bilgi girişi yaptığı zaman contact name boş, adres boş, postal kod bul boş olarak kayıt yapıyor. Update komutuna gelelim. Update düzeltmektir arkadaşlar. Bir table'da data düzeltmek istersek update table name set column name value eşittir value virgül column name value, bir de şart, yani hangi table'ı düzelteceğimizin veya hangi satırın düzelteceğine dair şart ifadesi. Hemen bir örnek. Update customers, yani customer table'ında bir düzeltme yapacağız. Set contact name'i düzelt. Kim gir? Yani Alfred Smith olarak değiştir.
Şehir değişmiş. Hamburg olmuş. Where customer name. Hangi kaydı değiştiriyoruz? Alfred kaydının contact name ve city, yani şehir alanlarını değiştiriyoruz. Demek ki bu kişi taşınmış. Dolayısıyla irtibat bilgileri değişmiş. Taşındığı yer Hamburg. Hamburg'daki irtibat contact name, yani irtibat kurulacak kişi de Alfred Smith olmuş. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman otomatikman Alfred ismindeki müşterinin datasında, yani table'ında ne yapıyoruz? Düzeltmeleri yapmış oluyoruz. Burada bir uyarı var arkadaşlar. Where komutu kullanmadan update işlemi yaparsak SQL komutu şöyle algılar. Bütün table'ları düzelt. Yani diyelim ki 100 tane kaydınız var. Buradaki komutta şu var. Update customers, yani müşteri table'ındaki contact name'i set et. Yani Alfred olarak değiştir. City Hamburg olarak değiştir. Bütün müşteri kayıtlarında ne yapar? Contact name'i ve ülke şehri Hamburg yapar. Niye? Where komutunu kullanmadığımız için. Burada hangi satırı değiştireceğimizi belirtmek zorundayız. Belirtmezsek, where komutunu kullanmazsak, burada SQL bütün satırları değiştirir. Tabii bu da ne yapar? Datamızda, eğer datamız da çok büyükse, bizim için güç bir durum ortaya çıkartır. Bu çok önemli. Update komutunda ver, yani hangi satırın değiştirileceğini belirten komut cümleciliği muhakkak yazılması gerekiyor. Delete komutu aynı update komutu gibi arkadaşlar önemli. Delete silmektir. Update de güncellemektir. Delete'te de eğer where kullanmazsak bütün kayıtları siler. Hemen bir örnek bakalım. Burada delete from customers, where customer name Alfred ve contact name Maria Anders olan kaydı sil. Fakat şu where komutunu kullanmasak delete from customers dediğimiz anda müşteri table'ındaki bütün kayıtlar silinir arkadaşlar. Bu da tabii ki sistem yöneticiliği yapan bir kişi için çok büyük bir tehlikedir. Dolayısıyla where, yani silme, delete ve update işlemlerinde hangi kaydın silineceği veya değiştirileceği önemli. Bunu belirtmek gerekiyor. Tabii bazen dataların güncellenmesi, upgrade edilmesinde bütün datalar silinmesi gerekebilir yedek alındıktan sonra. Delete from table name veya delete yıldız from table name bütün dataları ne yapar? Siler. Evet. Evet arkadaşlar, diğer bölümde kayıtlardan ne kadar kayıt çekeceğimizi belirtmek için tab komutunu kullanıyoruz. Tab'da parametreler number, percent, yani rakam veya yüzdedir. Ve kolon hakları. Hemen bir örnek bakalım burada. MySQL'de bu tab komutu arkadaşlar limit olarak kullanılır. Onu da belirtelim. Yani limit 5 gibi. Veya rakam number olarak.
Oracle'da da number olarak kayıt yapılır. Dolayısıyla bu komut SQL Server ve Microsoft Access'te kullanılan bir komut. Hemen bununla ilgili bir örnek bakalım. Şimdi tabii her database'in kendine has bir komut yapısı var. Farklılıklar da oradan geliyor. Ama tabii kullandıkça bu komutları aşina olacaksınız. Burada arkadaşlar müşteri table'ın ilk iki kaydını getir demek istiyor. Top 2. Hemen bunu bir test edelim. Select top 2 yıldız from customers. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi müşteri table'ındaki ilk iki kaydı bize getirdi. Burada percent komutunu kullanalım. 25 diyelim, %25 veya tab komutunu tabii biz burada yanlış kullandık. İlk önce rakam syntax yapısı yanlış olunca gördüğünüz gibi demek ki %25 buymuş. %10 veya %5 kaydı getirsin diyelim. %5 kayıt da 5'miş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi %2 kaydına getirsin diyelim. Bu da 3. 10 olarak diyelim. %50 yapalım. %50'sine getirsin. Toplamda 46 kayıt. %50'si. Record 91 rakam. Evet. Diğer bir komut like komutu arkadaşlar. Like çok kullanacağımız komutlardan bir tanesi. Burada like komutu where komutu ile beraber kullanılır. Bir table'dan data çekeceğimiz zaman S harfi ile başlayanlar örneğin şehir ismi S harfi ile başlayanları getir diye dediğimiz zaman karşımıza S harfi ile başlayan şehirleri ne yapacak? Getirecek. Evet. Strasbourg, São Paulo, Sevilla, San Francisco, Stavro, Stuttgart. Bunu isim olarak yapalım. Customer name. Diyelim ki A harfiyle başlayanlar gelsin. Gördüğünüz gibi A harfiyle başlayanlar geldi. B harfiyle başlayanlar gelsin. Bu tabi ajanda yapmak isteyen arkadaşlar biliyorsunuz A, B, C, D diye böyle bir harf sırası yapıp oradaki butonlara bu şekilde A'ya tıkladığı zaman A butonuna şu komutu ne yapar? Getirdiği zaman A ile başlayan müşterileri çekmiş olur ajanda da. B butonuna tıkladığı zaman da B ile başlayanları ne yapmış olur? Kayıt olarak çekmiş olur. C ile başlayanlar, D ile başlayanlar. Bu like komutunu arkadaşlar tabii çok yerde kullanabiliriz. Sonu D ile bitenler de diğer olarak kullanabiliriz. Bu da yüzde işaretini başa koyduğumuz zaman sonu D ile biten müşterilerin isimleri de karşımıza çıkmış olur. Veya atıyorum Almanya
aktivite olarak tabii şey ülke olarak country Germany. Burada ne yaptık? Gerisini kendisi tamamladı. Yani gelle başlayan tüm kayıtları bizim karşımıza getirdi. Başka bir örnek. Evet. White cards. Şimdi arkadaşlar burada white cardlara örnek. Yani şu yüzde işareti, şu tire işareti, charlist, şu üst büyüktür veya değildir. Not spesifik karakter. Yani bunlar veya single karakter ifadeleri. Zaten yüzeyi görmüştük. Burada da şehir ismin ortasında S geçen yerleri getiriyor. Burada da Berlin çekecek. Hemen bir bakalım. Şehir olarak Berlin. Yani sonu Berlin ile biten ve 6 karakterli bir data yapısını biz ne yapıyoruz? SQL'den istiyoruz. Table'dan çekmesini istiyoruz. Dolayısıyla Berlin bu yani şehir ismi olarak şu yapıya uygun ve Berlin şehrindeki kaydı karşımıza getiriyor. Burada arkadaşlar tabii ki şuradaki tire işareti değişken. Hemen bir çağırma yapalım. Gördüğünüz gibi Landra karşımıza geldi. Evet. Bu komut da güzel bir komut. Hemen bununla ilgili bir çalışma yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar V ile S ile ve P ile başlayalım. Hangisi şehir ismi olan karakter olarak değil mi? Kayıtları bize getirdi. Hangi şeyleri baş harfleri? Burada şu parantez, bu şeyleri parantez içindeki her harf hemen bunu kısaltalım. Bunu şu şekilde yapalım. Samsun ve Paris'te yani S ve P ile başlayan tüm şehir isimlerini bize getirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi karşımıza getirmiş oldu. Burada şu harfleri kullanarak ne yapabiliyoruz? Data çekebiliyoruz. Burada A'dan C'ye kadar olan tüm şehir isimleri karşımıza getiriyoruz. Gördüğünüz gibi Berlin C'de başlayanlar. Bunu E'ye kadar biz uzatalım. Gördüğünüz gibi A'dan E'ye kadar olan başlangıç harfleri yine şehir ismi olarak bize çek diyoruz. İlk karakter. Dolayısıyla karşımıza ne yapıyor? O kayıtları getiriyor. Burada şu ünlem işareti önemli arkadaşlar. Ünlem işareti değildir demek. Hemen test edelim. Biz burada diyoruz ki B ile başlayan, S ile başlayan ve P ile başlayan şehir isimlerini getirme. Dolayısıyla burada B ile başlayan, S ile başlayan, P ile başlayan şehir isimlerini ne yapmayız? Görmeyiz. Otomatikman ne yapıyor? Kayıt bu şekilde listelemeyi yapıyor. Evet. In komutu.
Burada arkadaşlar birden fazla değer, eğer bir kolondan data çekiyorsak ve o kolondaki şart olarak birden fazla değeri arıyorsak in komutunu kullanıyoruz. Buna bir örnek. Diyelim ki müşteri table'ında biz data çekeceğiz. Ama hangi kayıtları? Paris ve Londra'dakileri. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Stay in Paris, London diye burada kayıt olarak belirtiyoruz. Dolayısıyla Paris ve Londra'daki şehir isimlerimizi ne yaptı? Müşteri table'ından getirdi. Evet. Between arasında demek arkadaşlar. İki değer arasındaki kayıtları getir diye ne yapıyoruz? Biz bilgi alıyoruz. Burada bir product table'ımız var. Product table'ımızda bilgiler var. Price değer demek. Ürünler tablosundan rakamsal değeri 10 ile 20 olan ürünleri bize getir. Bu genellikle fiyat aralığı olarak web sayfalarında görüyorsunuzdur. Şu fiyat aralığındaki ürünleri istiyorum gibi bir listeleme yaptırdığınız zaman arka planda çalışan SQL komutu gördüğünüz gibi buna benzer bir komuttur. Hemen deneyelim. Select from products price between 10 and 20, yani 10 ile 20 arasındaki rakamsal değer içeren bütün ürünleri ekrana getir. Gördüğünüz gibi rakamsal değeri 10 ile 20 arasında olan getiriyor. Bunu 15 yapalım. Yani alanı daraltalım. 15 tane kayıt gördüğünüz gibi. Bunu daha da küçültebiliriz. 13 yapalım. Gördüğünüz gibi bu rakam aralığındaki değerleri karşımıza getirdim. Tabi burada birden fazla şart komutunu kullanarak işlemlerde yapabiliriz. Örneğin rakamsal değeri 10 ile 20 arasında olan ve kategorilerde de 1, 2, 3. Şimdi hangi kategorilerdeki ürünleri seçmek istiyorsak onların listesini ne yapabiliriz? Ekrana basabiliriz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kategorisi 1, 2, 3 olan ve fiyat aralığı da 10, 20 olan, 10 ile 20 arasında olan tüm ürünleri ekrana bas dediğimiz zaman bu SQL komutunu ne yapmış olduk? Uygulamış olduk. Gördüğünüz gibi değerler karşımıza geldi. Bu komutu bir daha yorumlayalım. Select yıldız from products, yani ürünler table'ından ver, yani hangi kayıtların çekileceğine dair şart cümleciyi parantez açıp price between, yani rakamsal değeri 10 ile 20 arasında olan parantezi kapat. And şart ve kesinlikle not kullanmış burada. Biz bunu unuttuk. Yani kategoride şu 1, 2, 3 kategorisinde olmayan ürünler. Dolayısıyla o ürün olmayan ürünleri ne yaptı? Ekrana bastı. Bunu da düzeltmiş olduk. Şu not görmedim. Not'ı kaldıralım. 1, 2, 3 arasındaki değerleri de ne yaptı? Ekrana bastı. Burada product name C ile M arasındaki değerleri getir dediğinde gördüğünüz gibi product name C'den M'ye kadar olan değerleri ekrana bastı. Evet.
Burada da not komutunu kullanmış. C ile M arasında olmayan değerleri ekrana bas şeklinde. Burada tarihsel bir değer var. Order date. Yani sipariş tarihi şu iki tarih arasında olan bütün siparişleri ekrana bas. Biz hemen bunu bir test edelim. Gördüğünüz gibi şu iki tarih arasındaki bütün siparişleri sipariş table'ına alarak ekrana getirdim. Evet. Bugünkü dersimiz arkadaşlar bu kadar. Bugün hangi komutları gördük? And, or, order by, insert into, update, delete, injection görmedik. Select, tab gördük. Like, write cards, in ve between komutlarını. Tabii birden fazla şart cümleciğinin de nasıl kullanıldığını gördük. Bir sonraki derste kalan komutları göreceğiz. Tabii hepsini değil, yarısını. Bayağı bir SQL cümleciğimiz var. Tabii daha sonra matematiksel fonksiyonlar veya SQL fonksiyonlarını da göreceğiz. SQL gayet zevkli bir derstir arkadaşlar. Dataları işlemek, ekrana basmak, Excel aktarmak, rapor haline getirmek. Bunun gibi işlemleri yapabilirsiniz. Özellikle muhasebede, finansmanda çalışan arkadaşlar için çok önemli. Çünkü her rapor istediği gibi olmuyor. Dolayısıyla kendisi database'den rapor çekmek zorunda kalabiliyor. SQL bilen bir insan Excel'e kendi istediği table'ları yani tabloları export import ederek istediği tabloyu ne yapabilir? Hazırlayabilir, oluşturabilir ve raporlarına ekleyebilir. Gelecek ders buluşmak üzere. İşlerinizde başarılar, Allah kolaylıklar versin diyorum. Kaydımızı sonlandırıyorum.